İyi akşamlar değerli izleyenler. Her pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları saat 20.30'da İbrahim Gökçek'le Sağlıklı Yaşam programıyla yine sizlerleyiz. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Hoş bulduk. Evet, Türkiye'de üretilen bitkisel gıda takviyelerinin ne kadar faydalı, ne kadar zararlı olduğuyla başlayalım. Evet, günümüzde Türkiye'de yavaş yavaş hızla bir bitkisel gıda takviyelerine yöneliş var, dönüş var. Hani biraz bir bakıma iyi, bir bakıma kötü. İyi yönleri var, kötü yönleri var. Kötü yönleri nedir? Bu işe girenlerin, bitkisel gıda takviyesi üretenlerin %95'i kalitesiz ürün üretiyor. Ne yapıyor? Bitki öğütüyor, hap, damla, draji şeklinde satıyor. Bazıları da ikinci grupta bitkisel diye kimyasal madde satıyor. İnsan hayatıyla oynuyor. Üçüncü grupta ne yapıyor? Bitki ekstresinden ürün üretiyor. Çeşit çeşit gruplar var. Şimdi ben Türkiye'de birkaç firmanın burada ürünlerini getirdim. Firmaların isimlerini kapattım ki yani burada falanın veya filanın aleyhinde konuşmak veya falanı veya filanı övmek değil, yanlışı ortaya çıkarmak nedir? Bu firma A firması. Ne yapmış? Ginkolu bir kapsül üretmiş. Bakalım ne var içinde. Bu ginkolu ekstraktı açıyoruz, bakıyoruz. Otu öğütmüş. Efendim böyle. Dikkatlice baktığımızda çöp olduğunu anlarız. Kamera görebiliyor mu? Çöp. Evet. İçerisinde bitki ekstresi yok. Çöp var. Yakın olması lazım ki görülmüyor, anlaşılmıyor. Yakından çekmek lazım. Yani olmadı. Biraz yakın. Şöyle mi tutayım? Yakından baktığınızda çöp. Yani bitki ekstresi yok. Çıplak gözle gözükebilir. Bu bir firma. Başka bir firma ne yapmış? Bu da tablet üretmiş. Üretmiş olduğu tablete bakıyoruz, şöyle eziyoruz. Evet, dikkatlice baktığımızda hap zannettiğimiz şeyin öğütülerek sıkıştırılmış ot. Bitki ekstresi değil. Yani bir faydası yok. Bu birçok firmaya, bu firma fason üretimi yapıyor. Biz şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz diyor. Bu da başka bir firma. Bu da ginzengli bir kapsül üretmiş. Bakıyoruz, görünümü güzel. Hangi firma olduğunu açıklamıyoruz. Açıyoruz, bakıyoruz. Ne var, ne gördük? Evet. Bu üçüncü firmada ne yapmış? Bitki ekstresi yerine otu öğütmüş, draje şeklinde satıyor. Evet, ne faydası var? Sıfır fayda, hiçbir faydası yok. Sıfır, etki sıfır etki. Başka bir firma şöyle bir hap üretmiş. Bakalım nedir? Ezilmiyor. Affedersiniz, hayvan küspesine benziyor. Hayvan küspesine benzeyen bu şeyi çok meşhur bir firma üretiyor. Bu gördüğünüz nedir? Hiç bitkileri öğütmüş, biraz balla karıştırmış, hap yapmış güya. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Geçiyoruz başka bir firmaya. Bu da balla otu karıştırmış, hap yapmış. Ezmek istiyorum, ezilmiyor çünkü yapış yapış. Neye benziyor? Affedersiniz, hayvan pisliğine benziyor. Bu da diyor ki ben çok kaliteli ürün ürettim diyor. Bana gelmiş. Birlikte çalışalım. Dedim ki ne çalışayım? Ben Avrupa, Amerika standartlarının üzerinde ürün üretiyorum. Sen Afrika'nın gerisindesin. Nasıl çalışacağız? Ben onu anlamadım dedim. Bu da başka bir firma. Bu ne yapmış? Bu da otu öğütmüş. Gördüğünüz gibi çöp. Evet. Başka bir firma. Bu da yine aynı şekilde, evet, nasıl hap ürettiyse şey olmuş, yani ezilmiş, dağılmış. Bunun ürünü de şu, bu da ince öğütmüş, bu da ot. Yani ekstre değil, şu gördüğünüzde ot yine, bitki ekstresi içermiyor. Şimdi şu gördüklerimizin hiçbirisi faydalı değil. Aksine zararlı da değil, faydalı da değil. Otu öğütmüş, hap diye satıyor.
Bunların bir faydası yok. Şurada nereye koydum onu? Esas tehlikeli olan şu. Adam bunun içerisine bitkisel diye kimyasal madde koymuş. Bunu kullanan vatandaş ne olur? Kalbine, damarlarına ilk zamanda iyi gelir. Çünkü kimyasal madde var, kan sulandırıcı. Ama sonra Allah korusun öbür tarafa doğru gidebilir. Görüyor musunuz? Bu kimya koymuş. Bu tehlikeli madde. Yani şuradakilerin hiçbirisinin faydası yok ama zararı da yok. Faydası yok, zararı da yok. Paranıza yazık. Fakat bu kimyasal madde içeriyor, tehlikeli. Şimdi üçüncü grup bitkisel gıda takviyesine bakıyoruz. Bu nedir? Bu %100 bitki ekstraktı. Evet, bunun diğerinden farkı nedir? Şöyle yer açalım. %100 bitki ekstraktı, öz. Damıtılarak elde edilen bitki özütü. İşte şu gördüğünüz %100 bitki ekstraktı. Türkiye'de bitkisel gıda takviyesi üreten firmaların %99'u bitkiyi öğütüyor, hap diye satıyor. İnsan sağlığı için hiçbir faydası yok. Ginkolu kapsül, ginzenkli kapsül, zerdeçallı, zencefilli vesaire vesaire. Sadece paranız gitmiyor, umutlarınız da yok oluyor. Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da, Antarktika'da, dünyanın hiçbir ülkesinde otu öğüterek kapsül, hap, draje üretemezsiniz. Yok böyle bir şey. Türkiye'de kanundaki bir maddenin boşluğundan dolayı bütün firmalar bunu yapıyor. Firmaların %99'u. Yani diyeceksiniz ki ne olacak bu? Bir kanunla hallolacak bir iş. Bir, bitkisel gıda takviyesi üretenler otu öğüterek çay yapabilir. Ama kapsül, draje, tablet yapamaz. İnsanların umuduyla, parasıyla, sağlığıyla oynayamaz. Bir kanunla bu değişti. İkincisi nedir? Öbür bir firma kimyasal madde katıyor. Çinliler yapar bunu genellikle. Takşiş derler. İnsanları kandırma. Bitkisel diyor, içine kimya koyuyor. Vatandaş kullanıyor. İlk zamandır iyi geldi zannediyor. Ama kontrolsüz bir kan sulandırıcı olduğu için iç kanamadan vatandaş bir de 2 ay sonra gidiyor. Geçen hafta vatandaş geldi Zonguldak'tan. Bir vatandaşı kullanmış. İyi geliyor bu bana demiş. Çok iyi. Devam etmiş, 2,5 ay sonra kalp krizine vefat etmiş. İç kanamadan ölmüş gitmiş. Ben bunları söylemem, önemli değil. İbrahim Gökçek olarak. Tüketici hakları nokta biz. Şikayet yolla nokta com. Şikayet var nokta com. Kullanıcı yorumları vesaire vesaire. Bir sürü site var. Sitelere bakın. Yani benim ürünümü alın demiyorum. Onun ürününü alın, bunun ürünü, şunun ürününü alın değil. Sağlığınızı düşünüyorsanız önce araştırın. İnternette kullanıcı yorumları var. Tüketicihakları.biz, şikayetyolla.com, şikayetver.com, kullanıcı yorumları vesaire vesaire. Bir sürü site var. Önce araştırın. Kimin ürününü kullanmış vatandaş, ne duruma düşmüş? Ayrıntılı bilgi var. Bilgi, araştırın, bilgi sahibi olun. Ondan sonra ne alacaksanız alın. Televizyonda duyuyor birini, hemen alıyor. Veyahut da görüyor bir köşede bir şey. Biri söylüyor, hemen alıyor. Ondan sonra da böbrekleri iflas ediyor, karaciğeri iflas ediyor. Efendim, damarları tıkanıyor. Damarları açacak derken bir de bakın damarları tıkanmış, ölmüş, gitmiş. Evet, bu duruma düşmemek için ne yapıyoruz? Araştırıyoruz. Şikayet sitelerine bakıyoruz. Tüketicihakları.biz, şikayetyolla.com. Evet, kalp ve damar rahatsızlıklarıyla devam edelim dilerseniz. Bu da önemli bir konu. Evet, çok önemli, çok konuşulan bir konu. Şimdi bu, şu gördüğünüz alıcın çiçeği. Alıcın etkili olan kısmı şu yaprak ve çiçeğinin kurutularak bir, çayı yapılır, iki, damıtılarak ekstresi elde edilir.
Bitki ekstresi bunun birleşimindeki etken madde flavonitler, flavonit glikozitler, flavonit diglikozitler vesaire damarlar isterse %80 tıkanmış olsun kalp damarları koroner kalp yetmezliğinden açar. Kim diyor? Ha bunu ben söylemem önemli değil İbrahim Gökçük olarak. Ahmet'in de söylemesi önemli değil, Mehmet'in de söylemesi önemli değil. Ne önemli? Söylediğini kişi ispat ediyor mu? Bilgi ve belgesi var mı? Evet, ben söylediysem mutlaka bir bilgiye dayanıyorum. Nedir o da? O da şu. İşte gördüğünüz alıç ve yaprağı çiçeği burada. Bu alıcın yaprak ve çiçeği. Yaprak ve çiçeği. Bu da dergi. Fitoterapi derginin ismi. Almanca dergi. Bu dergi akademik bir dergi. Bu dergide yapılan araştırmalardan bahsediyor. Diyor ki 940 kardiyolog yani kalp damar hastalıkları uzmanı 3664 hasta üzerinde tedavi denemesi yapmış. Neyle? Alıştan elde eden bitki ekstresiyle. Bu tarafa mı? Bu tarafa mı? Şöyle. Evet. 3664 hasta tedavi edilmiş. Neyle? Alıç ve yaprak ve çiçeğinin orantılı olması gerekir. %50 yaprak ekstrası, %50 çiçek ekstrası. Artı her alıç değil. 90 çeşit Türkiye'de alıç yetişir. Sadece ikisi şifalı. Bazıları diyor ki bizim köyde çok alıç yetişir. Meyvesini toplasam, yesem faydalı olur mu diyor. Belki olabilir. Bilmiyoruz. Çünkü birleşimindeki etken madde nedir? Çok az. Yeterli değil. Burada en etkili olan loplu ve kertikli alıç. Diğerlerinin etkili olup olmadığını bilmiyoruz. Mesela Ahmet Bey ameliyat olması gerekiyordu. Koroner kalp yetmezliğinden. Bana dedi ki ameliyat olmak istemiyorum. Çözüm var mı? Çözüm var. Nedir? İksir, aloe vera jel, alıç, forte, kortisep, forte, damar şey, enfeksiyon şey. 6 hafta kullanıyorsunuz doktorunuza, 6 ay değil, 6 hafta. Doktorunuza gidiyorsunuz, muayene oluyorsunuz. Damarlarınızın açıldığını görüyorsunuz. Evet, 6 hafta kullandı vatandaş, ameliyat olmasına gerek kalmadı. 6 hafta, 6 ay değil. Sürekli kullanması gerekiyor mu yani nüksetmesine bakacak olursak, dikkatli bir şekilde? Nüks, şöyle... Tamamen hastalık kronik veya akut oluşuna göre ayrılıyor. Tedavi süreci değişir. Değişiyor. Kimi 2 ayda iyileşir, kimi 3 ayda, kimi 4 ayda. Hastalık kişiden kişiye hastalığın tedavi süreci değişir. Akut veya kronik oluşuna göre. Her insanın rahatsızlığı farklıdır. Yani ne kadar zamandır bu rahatsızlık var? 2 aydır mı, 3 aydır mı, 4 ay mı, 5 ay mı? Kronik mi, akut mu? Akutsa tedavisi kolay. Orta halli bir durumsa biraz zaman alır. Çok ağırsa çok zaman alır. Kişiye göre değişir tedavi süreci. Evet. Peki bu sadece tıkanıklık değil de kalp sıkışması ve çarpıntıları için de geçerli bir... Tabii tabii. Her türlü kalp rahatsızlığı. Her türlü kalp rahatsızlığı. Alıcın birleşimindeki hiperozit ne yapıyor? Damarları açıyor, temizliyor, plakları çözüyor. Flavonit glukozeler, flavonit diglukozeler, flavonit trikozitler vesaire. Çok etken maddeler var. Evet. Problem değil. Her türlü kalp damar rahatsızlığına karşı bu etkili. Ben burada sadece bir klinik araştırmasında 940 kardiyolog Almanya'da. Hepsi konunun uzmanı. Kardiyolog, kalp damar hastalıkları uzmanı. 3664 hasta üzerinde denemiş. Ben bir klinik araştırmasından bahsettim. Yüzlerce klinik araştırması var. Belge var, bilgi var. Boş laf yok. Hepsi belgeli. Evet, Alzheimer'ın bitkisel çözüm yollarına devam edelim. Evet, bugün Alzheimer. Taze bitkiler getirdik. Bu da ginkgo biloba. Neden ginkgo biloba demiş? İki loplu. Şu taze yapraklar biraz genç, taze filizler büyüdüğü zaman ortadan iki ayrılır, iki loplu olur. Bu ginkgo dünyada Alzheimer, bunamaya karşı... Kulak çınlamasına karşı, damarlarda yağlanma, daralma, sertleşmeye karşı en etkili bitki. Evet, bununla ilgili klinik araştırmalar var.
Kimler, nerede, ne zaman klinik araştırması yapmış? Evet. Bu klinik araştırmalarda ginkonun birleşimindeki ginkoloidler %0,5 oranında. Siz bunun otunu, yani yaprağını kurutsanız, çayını içseniz bir ton yeterli değil. Çayıyla istenilen verim elde edilemez. Peki nasıl olacak? Bunun damıtılarak elde edilen ekstraktını kullanmak gerekir. İşte biz bununla ilgili çok güzel bir formül geliştirdik. Birleşiminde ginkgo, ginseng, alıç, zeytin yaprağı gibi 19 çeşit bitki ekstraktından oluşan çok özel bir formül geliştirdik. Ginkgo ile ilgili klinik araştırması yapılmış. 36 klinikte toplam 10.800 hasta üzerinde denenmiş. Alzheimer, erken bunama rahatsızlığı. Ve hastalar tedavi edilmiş. Belgeli. Artı kulak çınlaması yani tinnitus rahatsızlığı olan 292 hasta üzerinde denenmiş. Kulak çınlaması rahatsızlığı olan hastaların kulak çınlaması tedavi edilmiştir. Yani peki, sadece mesela İngiltere'de ginkgo ile ilgili 200'e yakın klinik araştırması var. Ben sadece birinden bahsettim. Evet, Alzheimer'ın nedenleri nasıl ortaya çıkıyor? Bu sadece yaşlılıkla mı alakalıdır? Nasıl bir belirtileri var? Alzheimer tabii ki şöyle. Alzheimer gençlerde çok nadir, az gözükür. Evet. Ama genellikle 60, 70 ve 80 yaşlarından sonra daha çok, daha yoğun gözükür. Neden? Çünkü beyni besleyen damarlarda yalama, daralma, sertleşme olursa yeterince vitamin, mineral, enzim akışı olmaz. Beslenemeyen dokular sertleşir, plaklar oluşur. Sertleşen ve oluşan plaklar haberleşme problemi ortadan kalkar. Beyin aynı bir telefon şebekesine benzetelim. Haberleşme merkezi. Milyarlarca hücre, nöronlar birbiriyle bağlantılı ve iletişim halinde. Plaklar nedeniyle sertleşirse, nöronlar ölürse ne olacak? Hafıza gidiyor. Alzheimer hastası önce unutkanlıkla başlar. Efendim, kapıdan çıktığında elektriği unuttun mu, ocağı kapatmayı unuttun mu, pencereyi kapattın mı vesaire vesaire vesveseyle başlar. Eğer ki hemen tedavi edilmezse, müdahale edilmezse sonra bu ağırlaşır. Sokağa çıktığı zaman evini yolunu bile şaşırabilir. Yani adresi bile unutabilir. Ya yavaş yavaş, kademeli kademeli tedavi edilmedi mi az? Bununla ilgili, Alzheimer ile ilgili yüzlerce klinik araştırması var ve etkisi de ispat edilmiştir. Belge var, bilgi var. Önemli olan, geç kalınmadan müdahale edilirse ginkgo'nun birleşimindeki etken maddeler PAF denilen pıhtılaşma kat sayısını önlüyor. Yani kanı sulandırıyor. Ginkgo kan sulandırıcı fakat kimyasal ilaçlar gibi yan etkisi yok. Kimyasal kan sulandırıcı kullanıyor insanlar ama kimyasal ilaç kullanırken karaciğere gidiyor, böbreklere gidiyor, dalağa gidiyor, lenf sistemi, sinir sistemi, beyin, birçok organa ne yapıyor? Zarar veriyor. Burada ginkgo hiçbir zarar vermediği gibi kalbe faydalı, baldır ve bacaklarda oluşan ülsere karşı, varize, venöz yetmezliğe, birçok kalp damar rahatsızlığına da faydalı. Yani yan faydaları var. Yani sadece beyinle değil, diğer organlara da faydası var. Kimyasal ilaçların birçok yan zararı varken, faydası yokken, burada ginkgo'nun birçok faydası var. Yani problemsiz, yıllarca kullansa dahi problem olmaz. Evet. Alerjik egzama ile devam edelim hocam. Alerjik egzama veya atopik egzem. Evet, bunu laden gülü yolda topladım. Bu laden gülü, şu gül şeklindeydi de kurudu gülü. Laden gülü, Türkiye'nin Ege, Marmara, Ege, Akdeniz bölgesinde milyonlarca ton bulunur. Buna bazı yörelerde karan denir. Bunun beyaz çiçekli, pembe çiçekli, kırmızı çiçekli olanı var. Bir de mor çiçekli olan Kanada laden gülü denir.
Kanada'da denen gülü zehirlidir. Kişi yanlışlıkla toplarsa zehirlenebilir. Bilmeyen kişinin asla laden gülünü iyi bilmeyen, tanımayan kişinin toplamaması gerekir. Toplarsa ne olur? Ya Allah zehirlenir, felaket. Laden gülü ile ilgili çok güzel klinik araştırmalar yapılmıştır. Mesela bunlardan biri Münster Üniversitesi yapmış olduğu araştırmalarda laden gülünün birleşiminde fenil butason indometasin denen iki etken madde bulmuş. Bu etken maddeler antibakteriyel, antiviral, yani antiseptik, bakteri, virüs ve mantarları yok edici olduğu belgelenmiştir. Almanya'nın Saarland eyaletinde Profesör Doktor Günter Wiese çocuk hastalıkları ve alerji hastalıkları uzmanı. 95 çocuk üzerinde atopik eksema, soluğu kabarcıklı, kaşıntılı ekseması böyle olan çocuklar üzerinde denemiş. Atopik eksemayı tedavi etmiştir. Bağırsaklardaki mantarı yok ediyorsunuz. Cildinizdeki eksema otomatik yok oluyor. Bağırsakları tedavi etmeden alerji yok edemezsiniz. Bağırsaklardan kaynaklanıyor. Bütün alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları olduğu gibi atopik eksemada. Laden gülü ile ilgili Türkiye'de Eskişehir Üniversitesi'nin bir klinik araştırması var. Eskişehir Üniversitesi'de yapmış olduğu araştırmada küçük çaplı bir klinik araştırma gastrit ülseri iyileştirdiği belgelemiştir. Bu ne demek? Gastrit ülseri iyileştirdi. Yani Helicobacter pylori isimli bakteri yok edecek özelliğe sahip olduğu belgelenmiştir. Daha birçok araştırma var. Atopik eksema, yani besin alerjisi, nörodermatizm de denir. Suluğu, kaşıntılı, kabarcıklı yaralar. Bazıları et, bazıları peynir, bazıları yumurta yiyince olur. Bazıları evet, meyve. Yani yediğimiz şeylere de dikkat etmemiz gerekiyor. Gıdalarda. Yani istediğin kadar dikkat et. Gıdaya karşı alerjin varsa işte problem olur. Vücudun histamin kortizon dengesi bozuldu mu alerjik eksema veya atopik eksem ortaya çıkar. Tedavisi mümkündür. Biz bununla ilgili çok güzel bir formül geliştirdik. Laden gülü forte. Hem mideye iyi gelir hem atopik eksemayı iyileştirir. Kullandığı zaman kişi çok kısa sürede iyileşir. Evet, sedef hastalığının bitkisel çözüm yolları diyelim o zaman. Evet, sedefle de ilgili şöyle bir bitki getirdik. Nedir bu bitki? Bu oregon üzümü. Bu sarı çiçekleri sonra önce yeşil küçük meyvelere dönüşür, sonra da morarır. Mor meyveler oluşur. Meyvesi yenmesi pek hoş değildir. Fakat bunun şu dalının kabuğu ve kökünün kabuğunda alkaloidler içerir. Bu alkaloidler bağırsaktaki mantarları yok edicidir. Klinik araştırması yapılmış. Kim yapmış? Nerede yapmış? Evet. Almanya'da Profesör Doktor Gita 433 sedef hastası üzerinde tedavi denemesi yapmış. Sedef hastalarını tedavi etmiştir. Yine Almanya'dan Profesör Doktor Wiesenau ve Profesör Doktor Lütke evet 82 sedef hastasını tedavi etmiştir. Bugüne kadar deniyorduk efendim sedefin sebebi işte keratin denen bir protein yetersizliğinden kaynaklanıyor. Hücre günde dakikada 10 milyon hücre ölür. Bir insanın bünyesinde, vücudunda 10 milyon hücre ölür. Ve 10 milyon yeni hücre devreye girer. Hücreler bölünerek çoğalır. Eski hücre ölür gider, yerine yeni hücre. 10 milyon dakikada. Günde bir insanın bünyesinde 15 milyar yeni hücre devreye girer. Günde her gün insan bünyesi ne oluyor? Yenileniyor. Sürekli biz yenileniyoruz. Farkına varmıyoruz. Günde 15 milyar hücre ölüyor, yerine 15 milyar yeni hücre. İşte ilim adamları diyorlardı ki efendim sedefin sebebi hücre bölünmesi, yenilenmesi sırasında keratin denen bir protein var. Bu protein işte yeterli gelmiyor. Bundan dolayı ortaya çıkıyor deniyordu. İtalyan asıllı Dr. Simoncini yapmış olduğu araştırmalarda sedefin sebebinin bağırsaktaki mantarlar olduğunu belgeledi. 100 yıldır söylenen sözün boş bir laf olduğunu belgeledi. Ve böylece
Almanlar da bununla ilgili klinik araştırması yaptılar. Mahonya, bu şu çiçeğinin meyvesini gördüğümüz bitki. Sedefe karşı dünyada en etkili bitkidir. Buna Oregon üzümü de denir. Oregon üzümü. Bunun dalının yaprağı ve kökünün kabuğundan elde edilen bitki ekstresi, özütü. Hı hı. Ha, programın başında ne dedim? Bazıları bitki öğütüyor, kapsül yapıyor, al sana hap. Ya bunu işte, peki bu, kullanıcı bakalım nasıl anlayacak? Dediğiniz gibi siz tabii ki bilgilendiriyorsunuz ama yani ondan duyarak, bundan duyarak gidip alıyor, kullanıyor. İyi geldiğini sanıyor ama daha sonra zararlı çıkıyor. Çıplak gözle baktığınız zaman mikroskopa, hı hı, dahi gerek yok. Evet, yani nasıl bir ürünün, yani bitkisel gıda takviyesi üretmiş vatandaş. Bakıyorsunuz, açıyorsunuz. Kapsülü ben açtım, biraz önce gösterdim. Hı hı. Ne görüyorsunuz? Çöp. Evet. İçinde çöp var. Çıplak gözle görebilirsiniz burada. Vatandaş ne yapmış? Otu öğütmüş, doldurmuş. Çöp. Diyeceğiz ki neden bu vatandaş mesela bunun bir kutu kapsülü otu öğütüp doldurmuş. Hı hı. Neden ekstradan yapmıyor da otu öğütüp, evet, ottan yani bitkiyi çay haline getirirsin. Hı hı. Öğüterek. Hı hı. Ama kapsül, tablet, draje yapamazsın. Neden? Bazıları öğütüp de böyle yapıyor. Çünkü maliyetini sıfıra getiriyor. 50 kuruştur. Eğer ottan böyle hap, damla, draje, kapsül yaparsan 50 kuruş. Bitki ekstresinden bunu yaparsan nedir? 30 lira bunun bir maliyeti. Bunun maliyeti sadece kutusu kapağı 1 lira. 30 lira 1 lira. Çok para kazanmak için para gözleri ne yapıyor? İnsanları dolandırıyor. Türkiye'de bitkisel gıda takviyesi üretenlerin %99'u otu hap diye satıyor. Çay yap sat, problem yok. Hı hı. Ama hap yapamazsın, draje yapamazsın, tablet yapamazsın. Yok böyle bir şey. Ne Avrupa'da var, ne Amerika'da var, ne Asya'da var, ne Afrika'da var. Antarktika'da hiç yok. Çünkü orası buzul. Şimdi bizim ülkemizdeki bu yanlış düzeltmek gerekir. Neyle düzelteceğiz? Şunu isterseniz ağırlığına bakın. Şu bitki ekstresinden elde edilen kapsül, şu ot ekstresi. Ağırlığına bakın. Üçte biri kadar o hafif, bu ağır. Neden? Çünkü ot öğütmüş doldurmuş. Öğütmüş doldurmuş. Doğru. Birleşimindeki etken madde %2 ekstra konsantredir. Konsantre %100 etkili. Türkiye'de birçok insan bitkisel gıda takviyelerinden şikayetçi. Neden şikayetçi? Çünkü hap aldım diyor, kapsül aldım diyor, draje aldım diyor. Faydası olmadı diyor. Aldığı nedir? Ottur. Yani etkisi az olur. Hı hı. 20 tane yutacak. Şimdi buradaki kapsüllerden mesela ikisi farklı. Biri bitki ekstraktı, biri ot ekstraktı. Şimdi mesela hasta şu ot ekstresi içeren kapsülden, ottan, bu drajeden 20 tane yutması gerekir. Hı hı. Gerçek manada bitki ekstresinden oluşandan ise bir tane gerekir. Birinden bir tane, diğerinden 20 tane yutmak gerekir. Evet. 20 tane hap kapsül draje yutabilir mi? Yutamazsın. Türkiye'de bitkisel gıda takviyesi üreten firmaların %99'u yanlış yapıyor. İnsan sağlığıyla oynuyorlar para için. Ben bunu söylüyorum, uyarıyorum. Herkes, bizim ülkemiz bitki örtüsü bakımından dünyanın en zengin ülkesi. Evet. Dürüst iş yapalım, temiz iş yapalım. Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da yarışalım. Dünyada yarışalım. İnsanlarımızın sağlığıyla, parasıyla, evet, umutlarıyla oynamayalım. Yanlış yapmayalım. Evet, teşekkür ediyoruz. Türkiye'deki firmaların %99'u yanlış yapıyor. %99. Nereden biliyorsun diyeceksin. Geçen hafta fuara katıldım. 2 ay önce fuara katıldım. 6 ay önce fuara katıldım. Katıldığım bütün firmalarda üretilen bitkisel gıda takviyeleri çöp. Evet. Güzel ambalaj, güzel etiket, güzel broşür. Ama içi yok. İçi ha boş, çöp. Bir daha gösteriyorum. Çöp. Evet, çöple olmaz bu iş. Sonuna gelmiş, evet, bulunuyoruz. Evet değerli izleyenler, her pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları saat 20.30'da yine sizlerle olmak dileğiyle. İyi akşamlar.